DAEŞ'in İstanbul'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 12 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede yer alan bazı detaylarsa adeta kan dondurdu. Suriye ve Afganistan'daki çatışma alanlarında öldürülen teröristlerin çocuklarına Başakşehir'de kaçak bir medresede eğitim verildi. Bunun yanı sıra Arnavutköy'de ormanlık bir alanda askeri eğitim yaptıkları ortaya çıktı. Detaylar ekibimizden Çağdaş Evren Şenliğin haberinde. 5 katlı bir binayı karargah olarak kullandılar. Ormanlık alana gidip atış talimi yaptılar. Öğrencilere dini eğitim adı altında DAEŞ'in propagandasını anlatıp devşirdikleri kişileri Türkiye üzerinden Afganistan'a göndermeyi planladılar. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik açılan bir davada çarpıcı detaylar bir bir ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasıyla askeri kışlalara saldırı hazırlığı içinde olmakla suçlanan 12 kişilik grup, Başakşehir'de bulunan 5 katlı kaçak medrese binasında kritik toplantılar yaptı. Sadece bununla da sınırlı değildi. Arkamda görmüş olduğunuz bu binayı adeta karargah gibi kullandılar. Anne babaları IŞİD için savaşırken ölen çocukların tamamı yabancı ve 70'e yakını bu binada medrese eğitimi aldı. DAEŞ'lılar Arnavutköy'de ormanlık alanda silah atış talimi bile yaptılar. İşte bu alanda uzun namlulu silahlarla birçok kez askeri eğitim yaptılar. Hatta askeri kamuflajları giyip fotoğraf bile çekildiler. Yargılanan kişilerin hepsinin cep telefonunda DAEŞ'ın infaz görüntüleriyle örgütün bayrak ve marşlarına ilişkin dokümanlar bulundu. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve kesici aletle 2 milyon lira para ele geçirildi. Sanıklar Mayıs ayındaki ikinci duruşmada hakim karşısına çıkacak.